Herkese merhaba dostlar, ben Ozan ve bu videoda sizlerle beraber her fiyattan alınabilecek en iyi laptopları kısa kısa inceleyeceğiz. Olabilecek en düşük bütçeden RTX 4070'li performans olarak çok üst seviye cihazlara kadar çıkacağız. Açıkçası bu liste haricinde başka bir laptop almanızı önermiyorum. Çünkü bir laptopta işlemci, ekran kartı, RAM yani sadece donanım değil, kasa kalitesi, soğutma sistemi ve genel deneyime de bakmak gerekiyor. Ve ben de bu noktada en iyi cihazları seçtim ve bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Eğer bütçeniz 60.000'den de yüksek ve performans olarak en iyi cihazı istiyorsanız 4080'li laptoplarda açıklama ve yorumlarda olacak. Özellikle böyle her bütçe için yaptığım laptop öneri videoları gerçekten çok fazla araştırma ve bir o kadar da emek istiyor. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Şimdi ilk laptopumuza başlarsak, burada HP'nin 255 G8 modelini görüyoruz ve fiyatına oranla gerçekten iyi bir işlemci kullanılmış. Ryzen 5 5500U 8 GB RAM 256 GB SSD ile gelirken 15.6 inç Full HD bir panel bu laptopta kullanılmış. Oyun tarafında Valorant, CS gibi oyunları en düşük ayarlarda 720p'de oynatabiliyor. Ama bunun dışında oyun tarafında bu laptoptan çok bir şey beklemeyin. Listenin ikinci sırasında da hem performans hem de kasa kalitesi olarak 15.000 TL altı en iyi laptop Lenovo IdeaPad'i görüyoruz. İş, üniversite ve düşük seviye video edit için de alınabilir. Performans olarak beklentim yüksek ve oyun için bir laptop istiyorum diyorsanız uygun fiyatta alınabilecek tek seçenek Acer Aspire 5 modelini görüyoruz. i5 11. nesil işlemciyle gelirken 8 GB RAM 512 SSD'nin yanında MX450 bu laptopun en büyük artısı. 1080p'de düşük orta grafik arasında 30-40 FPS bandında piyasadaki pek çok oyunu rahatlıkla oynatabiliyor. Video edit ve mühendislik için de bu bütçelerde alınabilecek tek seçenek. Bir sonraki laptopumuzda kompakt, taşınabilir ve üniversite iş için bir laptop arıyorsanız Huawei'in MateBook D14 modeli önümüze çıkıyor. i5 12. nesil işlemci, 16 GB RAM bu laptopun en önemli artısı. 512 SSD ve Windows 11 ile beraber geliyor. 14 inç Full HD IPS ekranıyla da oldukça taşınabilir ve kompaktlık yönünde bu fiyat bandına kadar daha iyi bir laptop yok. Eğer oyun oynamayı çok düşünmüyorsanız Huawei MateBook modelini rahatlıkla önerebilirim. Ve uygun fiyatlı bir oyuncu laptopu istiyorsanız şu anki piyasada en uygun fiyatlı, en mantıklı laptop Acer Nitro 5 modeli. Bütçeniz bu aralıkta ise bence 2050 yerine 3050'ye zorlamak kesinlikle mantıklı ve Nitro 5'in i5 12. nesil işlemci ve RTX 3050 95 wattlık versiyonunu görüyoruz. Bu laptoptaki tek eksi 8 GB'lık RAM. Aldıktan sonra bir RAM takviyesi yapmamız gerekiyor. Listenin bir sonraki cihazı yazılım ve iş için uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız alınabilecek en mantıklı laptop Huawei'in MateBook D16 modeli. i7 12. nesil işlemcisiyle buradaki işlemci oyuncu laptoplarında gördüğümüz H serisi performans işlemcisi. 16 GB RAM 512 SSD ile de donanım olarak gayet başarılı ve Windows 11'in lisans olarak geldiğinde söyleyeyim. Yine bu bütçelerde MSI'nin Bravo 15 modeli, özellikle de MSI isteyenler için Ryzen 5 7. nesil işlemcisi, 8x2 16 GB RAM'i ve RTX 3050'nin 75 wattlık versiyonuyla şu anki fiyatına oranla soğutma sistemi ve kasa kalitesi de gerçekten iyi bir cihaz. Büyük ekranlı bir gaming laptop istiyorsanız 17.3 inçlik Acer Nitro 5 gayet mantıklı. Bana sorarsanız şu anki piyasada uygun fiyatlı ve uzun ömürlü bir laptop istiyorsak bütçeyi minimum 30.000'e çıkarmamız gerekiyor. Bu bütçede de şu anda alınabilecek en iyi iki cihaz var. Bu iki laptop da oldukça mantıklı. Lenovo'nun güncellenmiş kasayla gelen Log modeli, i5 13. nesil işlemcisi, 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 5200 MHz 8x2 olarak gelirken 512 SSD ve RTX 4050'nin de 95 wattlık versiyonu burada kullanılmış. Ekran kısmında da 15.6 inç 144 Hz IPS bir panel kullanılmış ve 350 nit maksimum parlaklığıyla ekran kalitesi olarak çok büyük beklentileriniz yoksa gayet yeterli diyebilirim. Ve tasarımsal açıdan da oyuncu laptopu olduğunu hissettiren bir cihaz. Ama klavye RGB değil. Burada tek renk beyaz bir klavyeyle karşılaşıyoruz. Genel anlamıyla gerçekten başarılı bir cihaz ve özellikle de Lenovo bir laptop istiyorsanız şu anda indirimde olmasıyla da 30.000 TL'ye fiyat performans bir cihaz diyebilirim. Ama bu fiyatlarda çok uzun süre durmaz. Alacaksanız vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Ve bir diğer
laptopumuzda benim favorilerimden Victus 16, AMD Ryzen 5 7640 ES gibi işlemci performansı olarak Acer Nitro 16'dan yaklaşık %20 daha iyi. Performans testlerinde de aradaki farkları görebiliyoruz. 16 GB 8x2 RAM'ler, 512 SSD ve RTX 4050'nin 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta kullanılmış. 144 Hz ekranıyla da hem oyunlarda hem de mühendislik, mimarlık tarafında da bu ekran gayet yeterli. Burada RAM'ler 16'ya çıktığı için oyun performansı da bir o kadar artıyor. Ve ek olarak soğutma yönünde de güçlü bir cihaz. Bu iki laptop fiyat performansı olarak bu fiyatlarla zirvede. İki cihazın da soğutma sistemi gayet iyiyken işlemci performansı ve daha sade tasarımıyla Victus 16 öne çıkıyor. Ama Lenovo'nun Log modeli de şu anda gerçekten ciddi bir indirimde. Listenin bir sonraki sırasında RTX 4060'lı en ucuz laptop'ı görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil performans serisi bir işlemciyle beraber geliyor ve RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonunu burada görebiliyoruz. 16 GB 5200 MHz RAM'ler ve 512 SSD ile beraber geliyor. Buradaki işlemci kafanızda bir soru işareti oluşturmasın. Çünkü Ryzen 5 7. nesil RTX 4060'ı rahatlıkla besliyor. Zaten soğutma sistemi Victus 16'da çok iyi seviyede. Özellikle bütçem çok yüksek değil ama 4060'lı bir cihaz istiyorum diyenler için bu laptop oldukça mantıklı. 35.000 bütçeyle de Victus 16'nın Ryzen 7 7. nesil gibi performansta i7 13. nesle denk bir işlemciyi görüyoruz. Video Render, AutoCAD gibi işlemciye yüklenen oyunlarda Victus 16 oldukça mantıklı. Ryzen 7 ve 4060 ile beraber bu fiyat bandının en güçlü cihazı. Bütçem yine bu aralıkta ama ben MSI istiyorum diyorsanız MSI Bravo 15'in RTX 4060 modeli önümüze çıkıyor. 4800 MHz 8x2 RAM'ler ve Ryzen 7 7. nesil işlemciyi görebiliyoruz. Buradaki işlemci performansı Victus 16'dan yaklaşık %20 daha az. Fakat buna rağmen fiyatına oranla performans olarak gerçekten sağlam bir cihaz. Özellikle MSI istiyorsanız gayet mantıklı. Bütçe sınırım 40.000 diyorsanız da bu fiyatta benim kesinlikle favorim Dell G15'in RTX 4060 ve 140 Watt'lık versiyonunu bu laptopta görebiliyoruz. İşlemci olarak da HP Victus'tan ayıran en önemli detay H2 serisi olması. Yani burada performans baya baya yukarılara çıkıyor. 14 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. Özellikle render, mühendislik, mimarlık uygulamalarında kullanacaksanız bu işlemci sizi uzun yıllar rahatlıkla götürecektir. 16 GB 8x2 RAM'lerle gelirken 1 TB SSD'yi de bu laptopta görebiliyoruz ve yükseltmeleri de açık bir cihaz. Kasa kalitesi ve ekran yönünde de gayet başarılıyken 165 Hz'lik %100 sRGB Full HD bir ekran kullanılmış ve soğutma olarak da kusursuz bir cihaz. Yani performans, ekran kalitesi, soğutma şu anki fiyatıyla alabileceğiniz açık ara en iyisi. Ama bu laptopun bataryasından çok bir şey beklemeyin. 2-3 saatlik bir kullanım sunuyor. Yani RTX 4060'lı en iyi performansı sunan laptopu istiyorsanız Dell G15 alabileceğiniz en iyi seçenek. Hem 4060 hem de 17 inçlik bir laptop istiyorum derseniz de MSI Bravo 17 oldukça mantıklı. Ryzen 7 7. nesil 16 GB 8x2 4800 MHz'lik RAM'lerle gelirken 1 TB SSD ve RTX 4060'ın 105 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. RGB klavyesi, kasa kalitesi ve soğutma olarak da fiyatının en iyilerinden. Şu anki fiyatıyla büyük ekranlı ve 4060'lı bir laptop istiyorsanız da en mantıklı laptopların başında geliyor. Listenin bir sonraki cihazı da ekran kalitesi, batarya performansıyla ciddi anlamda öne çıkan Nitro 16'yı görüyoruz. Bu laptopun en önemli artısı 32 GB RAM'i ve RTX 4060'ın 140 Watt'lık versiyonuyla gelmesi. Tasarımsal açıdan da oldukça başarılıyken Full HD Plus 165 Hz'lik ekranda bu laptopu ciddi anlamda öne çıkarıyor. Normalde 45.000 bandında olan bir laptop. Fakat benim özellikle performansta beklentim çok yüksek. Yani RTX 4070'li bir laptop istiyorum diyorsanız benim kesinlikle favorilerimden ve 4060'lı modelini de kullanmış olduğum Asus TUF A15'i görüyoruz. 40.000 bandında bir bütçem var ve gerçekten performans olarak alabileceğim en iyi cihazı istiyorum dediğinizde de bu cihazın en önemli artısı RTX 4070 ve 140 Watt'lık TDP değeriyle beraber gelmesi. Burada oyun için 4K video render, AutoCAD, 3D modelleme gibi yüksek performans isteyen işlerde hiçbir problem yaşamayacağız ve en üst grafiklerde çok akıcı bir şekilde tüm oyunları oynayabileceğimizi söyleyeyim.
Kullanılan işlemci de bir o kadar başarılı. Listenin son sırasında da 50.000 bandının açık ara en iyi cihazı Acer Predator modelini görüyoruz. Bu laptopta 16 inç QHD Plus, 2K'nın üstünde %100 sRGB yani renk doğruluğu çok yüksek bir ekran kullanılmış. i9 13. nesil HX serisi yani performansta en üst seviye işlemciyle beraberiz. 24 çekirdek ve 32 threadlik bir yapıya sahip. 24 GB RAM 4070 140 Watt'lık versiyonuyla oyun performansında 2K'da oldukça iyi bir deneyime sahip. Sadece oyun değil, mühendislik, mimarlık yani iş içinde kullanılabilecek, render içinde çok güçlü bir laptop diyebilirim. Ve laptopların neredeyse hepsi FreeDOS yani Windows olmadan geliyor. Windows'u kendimiz kuracağız. Ama ben nasıl yaparım diye düşünmeyin. Çünkü kanalda FreeDOS laptop'a adım adım Windows kurulumu var. Onu da kartlardan izleyebilirsiniz. Ve Windows'u kurduktan sonra da bir lisans almamız gerekiyor. Bu noktada da piyasadaki en güvenilir, uygun fiyatlı Windows lisansından bahsedeceğim. Açıklamada benim de kullandığım bir indirim kodu olacak. Şu anda 13 dolara Windows 11 lisansını rahatlıkla alabiliyoruz. Normalde Windows lisansı 3000 TL'den başlıyor. 13 dolar yani şu anki kurla 370 TL'lik fiyatını düşündüğümde gerçekten avantajlı diyebilirim. Yani piyasanın neredeyse 5 kat altında. Ayrıca ofis lisansını da bu siteden alabilirsiniz. İkisini beraber aldığınızda da çok daha uygun fiyata geliyor. Ama tabii ki bu lisanslar yalnızca bir bilgisayarda geçerli. Ancak burada format attığımızda, sıfırladığımızda lisansımız kaybolmuyor. Anakartı işlendiğinden herhangi bir problemle karşılaşmayacağız. Bu siteden ben de aldığım için size rahatlıkla önerebilirim. Dostlar şimdi son olarak listeyi genel anlamıyla değerlendirirsem bu laptopların hepsi fiyatlarında rakipsiz cihazlar diyebilirim. Bu aralar laptop alacaksanız vakit kaybetmeden alın derim. Buradaki tüm laptoplar fiyatlarının açık ara en iyisi diyebilirim. Yani bu liste dışında başka bir laptopa bakmayın. Listedeki tüm laptopların güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Bütçeniz daha yüksekse de 4080'li önerdiğim laptoplarda açıklama ve yorumlarda olacak. Ve sorularınız olursa yorumlarda bekliyorum. Ve bu serinin devamı da tamamen size bağlı. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.